Merhabalar arkadaşlar. Anahtar sorular ve altın çözümler 2 yayınıma hoş geldiniz. Daha önce birincisini yapmıştık. Umarım izlemişsinizdir. Şimdi ikincisini yapacağız. 30 sorumuz var. Bu 30 sorunun içerisinde 5 farklı konuyu kısaca tekrar etmiş olacağız. Sorularla tekrar hızlı olduğu için bunu tercih ediyorum. Konuyu baştan sona izlemektense sorularla hızlı bir tekrar ve en önemli yerleri size anlatmak istiyorum. Haydi başlayalım. Uzunlukları 36 metre, 45 metre ve 63 metre olan 3 çubuk eşit uzunlukta parçalara ayrılıyor. Elde edilen toplam parça sayısı en az kaçtır? En az diyor. Siz parça sayınızı minimum yapmak istiyorsunuz. Arkadaşlar, bu çubukları ne kadar az parçaya bölersek o kadar iyi, değil mi? O zaman şimdi ben bunu birer mesela metrelik parçalara bölecek olsam 36'yı 1'e böldüğümde 36 parça yapar. 45'i 1'e böldüğümde 45 parça, 63'ü 1'e böldüğümde 63 parça yapar. Çok parça oldu. Yani bizim şöyle bir duruma ihtiyacımız var. Şöyle bir sayıya x diyelim o sayıya. Hem 36'yı hem 45'i hem 63'ü bölsün ve büyük olsun. O zaman biz bu 36, 45 ve 63'ü bölen en büyük sayıdan yararlanmalıyız. Buna da ne diyoruz? EBOB. Peki nasıl alıyorduk bunu? Uzunca anlatacağım ama bilenler sıkılmasın, hızlandırabilirler videoyu. Arkadaşlar 36, 45 ve 63'ü bölen ilk asal sayımız bakalım. 36'yı bölen 2 var. Bunları bölmedi. O zaman buna işaret koymuyorum. Üçünü de bölenlere işaret koyacağız. 2'ye bölünen var hala. Devam ediyorum. 2'ye bölünen kalmadı. 3'e böldüm. 15. 3'e böldüm. 21. Dolayısıyla 3'ünü de böldü. 3'e böldüm. 1. 5. 7. 3'ünü de böldü. 5'e böldüm. 1. 7'ye böldüm. 1. Dolayısıyla ikisini de bölen sadece 2 tane 3. Yani 3 kere 3'ten 9 var. Arkadaşlar biz x'i maksimum 9 seçebiliriz. Peki x'i 9 seçtiğimizde kaç parça elimize geçmiş olur? Burada 36 bölü 9 4 metrelik parçalar. 45 bölü 9 5 metrelik pardon yanlış oldu. 36 bölü 9 4 parça. 45 bölü 9 5 parça. 63 bölü 9 o da 7 parça elimize geçmiş olur. 4 artı 5 artı 9. Bakayım 4 artı 5 artı 7. 16 parça elimize geçer. Burada bir parçanın uzunluğunu kaç seçmiş oldunuz? 9. Yani esasen daha hızlı pratik çözmek için şöyle yapabilirdik. 36 4 kere 9. Yani o zaman 9 metrelik kaç tane parça oldu? 4 parça. 45 5 kere 9. Gördüğünüz gibi 9 metrelik 5 parça oldu. Diğeri 63 7 kere 9. O da 9 metrelik 7 parçadan oluştuğunda parçaladığımızda 4, 5 ve 7'nin toplamı 9, 16 yapıyor. Demek ki en az 16 parçaya ayrılır. EBOB'u kullandığımız bir soru oldu. İkinci soruyla devam edelim. X ve Y pozitif tam sayıları için X bölü Y eşittir. 5 bölü 7 ve EBOB X'ye eşittir. 6 olduğuna göre X artı Y toplamı kaçtır? Arkadaşlar x ile y'nin en büyük ortak böleni kaçmış? 6. Yani ikisini de bölüyormuş 6. O zaman ikisinin de çarpanı demektir. X sayısı buradan baktığımda 5'in katı olmalı diyor. Peki y sayısı da 7'nin mi katı olmalı diyor. Pekala x ve y sayılarının içinde 6 çarpanı kesinlikle olması gerekmiyor muydu? O zaman demek ki diğer çarpanları 6 olmalı. Öyleyse x 30, y 42 toplamları 72 yapar arkadaşlar. EBOB'ları 6 ise ikisinin de içinde 6 olmak zorunda. Devam edelim. Üçüncü soru güzel bir soruya benziyor. Bakalım nasıl çözeceğiz? Aşağıdaki tabloda 60, 75 ve 80 sayılarını tam bölen pozitif tam sayılara karşılık gelen kareler boyanmıştır. Yukarıdaki tablonun kaç sütununda yalnızca iki kare boyalıdır? Mesela birin olduğu sütunda bakın 60 hem 1'e
60 sayısı 1'e tam bölünüyor. 75 1'e tam bölünüyor. 80 1'e tam bölünüyor. Hepsinde boyadı. Ama bizden bunu istemiyor. Yalnızca 2 kare boyansın. Yani mesela 60'ı 75'i bölsün ama 80'i bölmesin. Mesela 75'i 80'i bölsün ama 60'ı bölmesin. Mesela 60'ı 80'i bölsün ama 75'i bölmesin. O zaman biz bunları arkadaşlar bir formül yardımıyla bulmamız yani çok zaman kaybettirici. Burada direkt girişeceksin soruya. Yani 60 sayısının pozitif tam bölenlerini düşüneceksin. 1, 2, 3, 4, 5, 6 hepsi bölüyor ay maşallah. 6'dan sonra 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 de bölüyor 4 kere. 20 bölüyor, 30 bölüyor, 60 bölüyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane. 60'ın gerçekten 12 tane mi var pozitif böleni? 4 çarpı 3 çarpı 5. 2'nin karesi çarpı 3 çarpı 5. Pozitif bölen sayısı nasıl bulunuyordu? Kuvvetleri bir arttırıp çarpıyorduk. Hakikaten 12 tane. Hepsini yazmışız vallahi. Helal olsun. 75. 1'e bölünür. 2, 3'e bölünür. 5'e bölünür. 15. 25'e de bölünür mü? 25'e de bölünür. 75'e de bölünür. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane. 75 sayısı. 3 kere 5'in karesi. Kuvvetleri bir arttırıp çarp. Hakikaten 6 tane mi? Vallahi 6 tane. Hadi bakalım. 80'e geçelim. 1 böler, 2 böler, 4, 8, 10, 15 bölmez. 3'ü bölüm, 3'e bölünüyor çünkü. 20, 40 ve 80. Doğru mudur? Evet. Dolayısıyla kaç tane? 3, 4, 5, 6, 8 tane. Hakikaten doğru mu? Eksiğimiz var mı? O olmaz mı? 16 kere 5, 80. İşi de yazmamışız. Dur. 5'ini yazmamışız. Hemen yazalım. Hemen. Hocam 5'i nasıl unutursun? 5. Sonra ne dedik? 8, 10, 16, 20, 40, 80. Kaç tane oldu? 4, 5, 9. Bakalım 80'in kaç tane? 2'nin 4. kuvveti çarpı 5. 5 kere 2, 10 tane olacak. Bir tane daha var. Bir tane daha. 1, 2, 4, 5, 8, 10, 16 kere 5, 80. Diğer kaç arkadaşlar? Şuralarda bir yerde unuttuk galiba. Bakalım 1 böldü, 2 böldü, 4 böldü, 5 böldü. 5, 10 tane varmış burada ya. Yanlış saymışız. Tamam. Eksik yokmuş. Heh, tamam. Pekala. Şimdi bunlar arasından soruya geri dönecek olursak. Hocam biz sınavda bunları mı yazacağız? Arkadaşım yani direkt girişeceksin soruya burada. Çünkü bunları yazmazsan şıklar muhtemelen birbirine çok yakın olur. Burada esasen mesela baktığında zaten 60'ın kaç tane pozitif tam böleni var? 12 tane. Yani 75'in 6 tane, 80'in 10 tane. Yani çok bu 11, 12 onların olacağını düşünmüyorum. Ama sen sınavda şıkların yakın olduğunu düşün. 6, 7, 8, 9, 10. Ne yapacaksın? Formülasyon gitmeyeceksin. Hemen girişeceksin soruya. Nedir? Soruyu anladıysak zaten sorunun çözümü çok fazla sürmez arkadaşlar. Burada yazdıklarımız arasında unutup unutmadığını kontrol etmek için sadece pozitif bölen sayısını kontrol etmen yeterli. Biz tam yazdık. Hadi başlayalım. Şimdi bir sayısı zaten olmuyordu. Şuradakileri bir hemen kırmızıyla şu bir sayısı üçünde bölüyor. İkisinde olacak arkadaşlar. İkisinde olması lazım ki ne yapalım? Yalnızca iki kare boyanmış olsun. İki tanesinde var. 60 ve 80'de. Bir. 3 iki tanesinde var. 60 ve 80 75'te. 4 60 ve 80'de. 5 üçünde de var. Olmaz. 6 sadece 60'ta var. Olmaz. 10 iki tanesinde var. Oldu. 10. var. 12 sadece birisinde var. 15 iki tanesinde var. 75 ve 60'ta var. Pekala 20 iki tanesinde var. 80 ve 60'ta var. 30 yok. Bundan sonraki de dikkat ettin mi? 60, 25, 75, 40, 80. Hiç ortak kalmadı. Dolayısıyla arkadaşlar ikinci, üçüncü, dördüncü, onuncu, 15. ve 20. sütunlar yalnızca iki karenin boyandığı sütunlardır. Dediğim gibi soruyu anladığın an üşenme hemen yaz ve bas geç sorunun üzerinden. X, Y ve Z iki basamaklı doğal sayılar. Şimdi doğal sayı dedi, iki basamaklı dedi. Altını çizdik. OBEP, X, Y. EBOB demiştim ya az önce. En büyük ortak bölen.
Ortak bölenlerin en büyüğü de deniyor buna. Yani kelimelerin yerini değiştirince ortak bölenlerin en büyüğü OBEP oluyor. Ama manası değişmedi. Sayıları bölen en büyük ortak sayı. Peki X ile Y'nin OBEP'i 5'miş. O zaman X'in de içinde 5 vardır. Y'nin de içinde 5 çarpanı vardır. Ama K ile M ne olmak zorunda burada? Başka ortak olmaması adına aralarında asal olmalı. Yani aralarında asal neydi? 1 ve kendisinden birden başka ortak çarpanı bulunmayan sayılar. Yani 7 ile mesela 13 gibi. 5 ile 8 gibi. Bunlar aralarında asal olan sayılar. Mesela 8 asal mı? Değil. Aralarında asallık buydu zaten. Sayıların ortak çarpanının birden başka bulunmaması. Yani mesela 4 ile 8 aralarında asal olmaz. Çünkü ikisini de bölen birden başka sayı var. Biz burada K ile M'nin aralarında asal olmasını istiyoruz. Unutmuyoruz bunu, not aldık. Peki Y ve Z o zaman OBEP'leri 6 ise Y de 6'nın işte katıdır, 6P diyelim. Z de 6'nın katıdır, 6 ne diyelim. P ile N içinde aynı şey geçerli. Pekala arkadaşlar, o zaman X, Y, Z toplamı en az kaç diyor? Burada bu tip sorularda ortak çarpandan yürüyeceksiniz. İkisinde de ortak bulunan bir adam var burada. O da kim? Y sayısı. Gördüğünüz gibi Y yukarıda kaçın katı? 6'nın katı. Aşağıda kaçın? Yukarıda 5'in katı, aşağıda 6'nın katı. O zaman Y sayısı hem 5'in hem 6'nın katı olmalı. O zaman minimum Y'nin minimum değeri 30. O zaman Y dediğin adam yukarıda 5 kere 6, aşağıda 6 kere 5. Peki düşün, X sayısı 5 kere kaç olabilir? Şimdi iki basamaklı olacak bir kere. 5 kere 1 olmaz. 5 kere 2 olursa 2 ile 6 aralarında asal değil, olmaz. 5 kere 3 olursa 3 ile 6 aralarında asal değil, olmaz. 4 olmaz, aralarında asal değil. 5 olur. 5 kere 5 25, 5 kere 6 30. Tamam. Bunlar uydu. X neymiş yani? Minimum 25. Peki 6 kere 5'ti. Z sayısı neydi? O da 6 kere neydi? N'ye 1 veremem. Z 2 basamaklı olmaz. 2 verirsem oluyor. Çünkü 2 ile 5 aralarında asal. Öyleyse arkadaşlar Z sayısı da kaç oldu? 12 oldu. Z'nin minimum değeri. Bize X, Y, Z toplamı soruluyor. X min 25. Y min 30. Z min 12. Toplarsak 45, 55, pardon, 65, 67 elde edilir. Güzel bir soruydu arkadaşlar. Daha önce ALES'te çıkmış bir soruydu. Peki 5. soru. 48 bölü x eksik ifadesini tam sayı yapan x tam sayılarının toplamı. Güzel bir soru. 48 bölü x eksi 2. Yani 48'i tam bölmeli değil mi? Burada x tam sayıları diyor ama x negatif de olur, pozitif de. Peki başlayalım. 48'in tam bölenleri, hani burada adet sorsa, mesela x tam sayıları kaç tanedir dese işimiz kolaydı. Ama toplamı dedi. Burada deneyeceğiz arkadaşlar. 48 bölü x eksi 2. 48 bölü 1. 48 bölü 2. 48 bölü 3. 48 bölü 4. 48 bölü 5. Olmadı. 6 olur. 48 bölü 7 olmaz. 8. 48 bölü 9 olmaz. 10 olmaz. 11, 12. 48 bölü 10'a 16 oluyor mu? 3 kere 16, 48. 48 bölü 24. Aha bu da oldu. 48 bölü 48. Bir de bunların neleri var? 48 bölü eksi 1, 48 bölü eksi 2, 48 bölü eksi 3. Böyle gidiyorum. 48 bölü eksi 48. Peki arkadaşlar. Şimdi bu x tam sayıları bulacağız. Paydasında ne var bunun? X eksi 2. X eksi 2 1. X eksi 2 2. X eksi 2 3 diye gitmeyecek mi? X eksi 2 eşittir 48. Bunu tam sayı yapan x değerleri ne olacak o zaman? 3, 4, 5 bu şekilde x'leri yalnız bırakacağız. Peki şuradan ne gelecek? X eksi 2 eşittir eksi 1. Şimdi şuraya güzel bir yazmamız gerekiyor ama yerimiz de daralmış. Farklı bir renk kalem alayım bununla ilgili. Mesela mavi alalım. X eksi 2 eşittir eksi 1. X eksi 2 eşittir eksi 2.
x eksi 2 eşittir eksi 3. Bu şekilde gittiğimde x eksi 2 eşittir eksi 48. Arkadaşlar, burada hocam peki bütün x değerlerini bulacak mıyız yani? Size pratik bir yol göstermek istiyorum. Buradan mesela x ne gelecek? 3. Şuradan ne geliyor arkadaşlar? 1. Şuraya dikkat edin. 3 ile 1. Peki x buradan ne geliyor? 4. Buradan ne geliyor? 0. Burada 4, burada 0. X buradan ne geliyor? 5. Buradan ne geliyor? Eksi 2 at bu tarafa. Artı 2, eksi 1. Ya bir şey dikkatinizi çekti mi? Şimdi şu 3 ile 1'i topla 4. 4 ile 0'ı topla 4. 5 ile eksi 1'i topla 4. Her ikilinin toplamı 4. O zaman şurada kaç tane durum var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane. 10 tane 4 vardır o zaman. Dolayısıyla buradan cevabımız 40 yapar. Sonucuyu da göstereyim. X buradan 50. Buradan ne geliyor? Eksi 46. Dolayısıyla 50 eksi 46 gene 4. Yani buradaki her ikilinin şu mesela 1 eksi 1 paydası 1 olanla eksi 1 olan paydası 2 olanla eksi 2 olan paydası 3 olanla eksi 3 olan bu şekilde topladığınızda x sağlayan bunları tam sayı yapan x'leri topladığınızda 3 ile 1'i 4, 4 ile 0'ı 4, 5 ile eksi 1'i 4, 4, 4, 10 tane 4 toplamı 40 yapar. Bu bir hesabı aklıma getirdi ama evet 40 eder. Bize denk geldi. Birazcık tebessüm. Hadi bakalım. Şimdi şurayı birazcık silelim. Bu da eski bir ÖSYM sınav sorusu arkadaşlar. Bu tip sorular şu an mesela çözdüğümüz sorulardan bazıları TYT'ye uygun, çok uygun. Bazıları da bu konunun AYT versiyonu gibi. Yani az önce mesela OBEP sorusu çözdük ya. Onu TYT'de değil de AYT'de görebilirsin. O yüzden bu konuları yani genel tekrar yaparken sadece sanma ki bu TYT'de çıkar. AYT'de de karşına gelebilir. Çünkü AYT kısmında da sayılar konusundan sorulmakta bildiğin gibi. Pekala kıymetli arkadaşım. X ile Y aralarında asal sayılardır. Az önce konuşmuştuk. Ortak böleni, ortak çarpanı birden başka olmayacak. 1,13 3 devrediyor. Neydi formülümüz? Sayının tamamı eksi devretmeyen kısım bölü virgülden sonra devreden kadar 9, devretmeyen kadar 0. Bir tane 1 devretmiyor, 0 koyuyor. Bir tane 3 devrediyor, 9 koyuyorsun. Dolayısıyla 90. Bu 1,13 3 devrediyor sayısı 102 bölü 90'mış. Bunu sadeleştirelim. 3'e böl. Kaç eder? 34 bölü 3'e böl 30. 2'ye böl 17 bölü 2'ye böl 15. Daha da sadeleşmez değil mi? Yani x bölü y eşittir 17 bölü 15. Arkadaşlar aralarında asallıkta oranlı sorular gelirse en sade haline getirmeniz gerekiyor ki aralarında asal olsun. Buradan direkt x'in 17, y'nin ise 15 olduğunu çok rahat söyleyebiliriz. X eksi y de 2 yapar arkadaşlar. Ondalıklı sayılarda toplama çıkartma nasıl yapıyorduk? Virgülleri alt alta getireceğiz. Şöyle. Önce bunları toplayalım isterseniz. Şurada virgülden sonrasına istediğim kadar sıfır atabilirim. Topladım. 7,72 yaptı. 7,72'den şimdi 2,764'ü çıkaracağız. Şuraya bir sıfır atıyorum. 10'dan 4 çıkmaz. 0'dan 4 çıkmaz gitti. O elde aldı geldi. 10'dan 4 çıktı. 6 1 kaldı. 1'den 6 çıkmaz. Komşuya gitti aldı geldi. 11'den 6 çıktı 5. Burada 6 kaldı. Alttan 7 çıkmadı. O da elde aldı geldi. 16'dan 7 çıktı. 9. Burada 6 kaldı. 6'dan 2 çıktı. 4. 4,956 yapar. Evet arkadaşlar. 8. ve 9. sorularımızdayız. Şöyle oturtalım şuraya. Burada merdiven tipli bir ifade görüyoruz. Bunu şimdi yüksünmeyin. Durdur videoyu yapmaya çalış. Bunun aslında sana çıkıp çıkmayacağından ziyade bunun seni geliştirmesi gerekiyor. Konuyu tekrar ettirici bir örnek. Yani payda eşitle, birinci aynen ikinciyi ters çevir çarp falan. Bir de cebirsel ifade x var. Yani bunu yapabilmen lazım. Her şeyden önce işlem kabiliyeti açısından. O yüzden şimdi başlayalım. Ben şurayı önce bir halletmek istiyorum arkadaşım. Bak şöyle kırmızı içerisine alıyorum. 1 artı 1 bölü x eksi 1.
Bununla çarpıyorum. X eksi 1 artı 1 bölü x eksi 1. 1 ile eksi 1 gidiyor. X bölü x eksi 1. Burası arkadaşlar x bölü x eksi 1'miş. Pekala, şimdi şöyle yapmak istiyorum. 1 bölü x bölü x eksi 1. Bu ifade şu birinci, bu ikinci. Ters çevirip çarparsan x eksi 1 bölü x olur değil mi? 1 bölü x bölü x eksi 1 ne demektir? X eksi 1 bölü x. Şimdi arkadaşlar şurayı buldunuz bak. Tamam mı? Ben şuraya 1 eksi 1 eksi 1 bölü x bölü x eksi 1 bölü x'i yazayım bir kere. Yani son paydayı elde ettik. Şimdi büyük paydayı. Büyük şuradaki pay kısmını elde edelim. X kere 1 x eksi, şurada arada eksi var. 1 bölü x. 1 eksi x eksi 1 bölü x. X eksi 1 bölü x. Vay canına. X eksi 1 bölü x'i x eksi 1 bölü x'e bölüyoruz. O zaman ne olur arkadaşlar? Burası 1 yapar. 1 eksi 1'den cevap 0 elde edilir. Şekilli bir soruya geldik. Bir yudum su alalım. Rasyonel sayılarla ilgili yeni nesil bir soruya geldik. Yukarıdaki A, B ve C sayıları, bakın görüyorsunuz A, B ve C sayıları üzerlerinde bulunan ve her biri kendi içinde eşit bölgelere ayrılmış şekillerdeki boyalı bölge sayısının toplam bölge sayısına oranına eşittir. A artı B eksi C ifadesi hangisine eşittir? Arkadaşlar burada kaç tane parçamız var? 8 tane. Kaçı boyalı? 3'ü. Ne diyor burada? Boyalı bölge sayısının toplam bölge sayısının oranı 3 bölü 8. Demek ki A buymuş. Pekala. Geçelim B'ye. B nedir? Hemen B'ye geçiyorum. 1, 2, 3, 4. 4'te 1'i boyalı. 1 bölü 4. C nedir arkadaşlar? 1, 2, 3, 4, 5, 6 da ikisi. Yani 2 bölü 6. Pekala, bunları A ile B'yi toplayıp C'yi çıkaracağız. Yapalım hadi. 3 bölü 8 artı 1 bölü 4 eksi 2 bölü 6. Bunu 2 ile çarpalım. 2 bölü 8 yapar. 3 bölü 8 daha 5 bölü 8 eksi. Şunları sadeleştir. 1'e 3. 8 ile bunu, 3 ile bunu çarparsak 15 eksi 8 bölü 24'ten cevap 7 bölü 24 gelir. Sıra geldi 10. soruya. Yine bir ondalıklı sayı sorusu. Bunda da farklı pratik kurallardan bir tanesi olan virgülden sonraki sayıyı, virgülden sonraki basamak sayısını eşitleyip virgülleri atma işlemi yapacağız. Mesela 0,2 bölü 0,02 diyor. Bunun virgülden sonraki basamağı 1. Bunun 2 tane. Dolayısıyla virgülden sonra istediğimiz kadar 0 yazabilirdik. Böylece basamak sayılarını eşitledik ve virgülleri at gitsin. 20 bölü 2'den cevap 10. Ne oldu şu? 10. Artı 0,04 bölü 0,01. Virgülden sonra ikisinin de 2 basamağı olduğundan virgülleri at gitsin. 4 bölü 1'den 4. 6 bölü 0,3. 6,0'dır değil mi bu? Virgülden sonraki basamak sayıları birer tane oldu. Virgülleri at gitsin. 60 bölü 3. O da 20 yapar. Pratik yolu anladık mı? Virgülden sonraki basamak sayılarını eşitleyip virgülleri kaldır gitsin. Pekala, 12 bölü 14 eksi 20'den eksi 6. Bu da eksi 2 yapar arkadaşlar. Çok güzel bir devirli ondalıklı sayı sorusuna geldik. Devirli ondalıklı sayı neydi? Virgülden sonrası düzenli olan. Bunlar rasyonel sayıydı. Hatırlatalım. Elemanıdır Q. İrrasyonel sayılar neydi? Virgülden sonrası düzensiz, kökten çıkamayan pi sayısı, e sayısı gibi sayılardı. Peki 3,712 diyor. 3,712'de 12 sürekli devrediyormuş. Peki 3,712 diyor. Bu sefer bunda 712 devrediyormuş. Bu da 3,712 diyor ama bunda sadece 2 devrediyormuş. Arkadaşlar bunları sıralamak istiyoruz. Nasıl sıralarız? Mavi kalemi alalım. Şimdi mesela bunları not ortalaması gibi düşünsen, kim daha başarılıdır desek, not ortalaması en yüksek olanı tespit etmek için ilk hanelere bakarsın. Baktın hepsi eşit, sonra ikinci hanelere bakarsın. Sonra üçüncülere bakarsın. Sonra dördüncülere bakarsın.
Yani eşit olmayana kadar bakarsın. Dolayısıyla burada bu basamakta A sayısının 1 olduğunu, B sayısının 7, C sayısının 2 olduğunu görüyoruz. Yani en büyüğün B'de, sonra C'de, en son A'da olduğunu görüyoruz. Cevabımız BC alıyor. Hiç formüle gerek yok. Yani bu devirli sayıları rasyonel sayıya çevirmeye uğraşmayın. Direkt devirli sayı tanımından yararlanın. Sayının açık halini yazın ve sıralayın. Geldik 12. soruya. X bölü Y bölü 10 sayısı, X bölü 10 bölü Y sayısının kaç katıdır? Söylerken çok fark edilmemiş olabilir ama bu ikisi başka şeyler, değil mi? Bakalım nasıl yapacağız? Öncelikle şunu sorayım. 8 4'ün kaç katıdır desem ne yaparsınız? Hocam 2 deriz yani. 8 4'ün kaç katı? Peki hangi işlemi yaptın? 8'i 4'e böldün. 2 katı dedin. Dolayısıyla kaç katı dedi ya. O zaman senin şunu yapman lazım. X bölü Y bölü 10 bölü X bölü 10 bölü Y demen gerekiyor. Şuradaki kesir büyük olan arkadaşlar. Dolayısıyla buradaki birinci bu, ikinci bu. Buradaki birinci bu, ikinci bu. Yani ne yapacağız? Birincisi aynen, ikincisi ters çevirme muhabbeti var ya. Önce şu içinde, şunun içinde bir düzenleme yap. Şu birinci, bu ikinci. Birinci aynen, ikinciyi ters çevirip çarp. Daha büyük kesirde hani şu işlemi yapmadık bak daha. Büyük bölme işlemini yapmadım. Pay kısmındaki bölmeyi yaptım. Burada birinci kim? Bu. İkinci bu. X bölü 10 çarpı X bölü 10 bölü buradaki ikinci Y bölü 1. Bunu ters çevirin arkadaşlar. 1 bölü Y. Şimdi yukarısı 10X bölü Y. Aşağısı X bölü 10Y. Şimdi işte bölmeyi yaptığınızda kaç katı olduğunu bulacaksınız. Şimdi burada birinci bu. 10x bölü y çarpı ikinci bu, ters çevirin, 10y bölü x. Aman Allah'ım, x'ler mefta, y'ler mefta, 10 kere 10'dan cevabımız 100 gelir arkadaşlar. 100 katıymış. 13. soru var ya, of, ardışıklık kesin var sınavda. Ardışık sayı aralarında ki fark sürekli aynı ilerleyen, belli bir kurala göre dizilmiş sayılar, değil mi? Böyle artış miktarı sürekli aynı. Bu AYT kısmındaki diziler konusu var ya, diziler. İşte orada arkadaşlar aritmetik dizi sorularını yapabilmen için gel burada öncelikle ardışık sayı çalış. Yani kesinlikle aritmetik dizi soruları geliyor mesela, birer tane her yıl geliyor. Yani burada ardışık sayı bilmenizde çok büyük fayda var. Ardışık 5 çift tam sayının toplamı K olduğuna göre. Ardışık 5 çift tam sayının toplamı K. Bu sayılardan en büyüğünün K cinsinden eşit. Arkadaşlar, ardışık sayıların aritmetik ortası, ardışık sayıların aritmetik ortalaması ortanca sayıya eşittir. Ortanca sayıya eşittir. Bakalım burada 5 tane çift tam sayı diyor. O zaman şöyle, bunların ortancası bu mu? Aralarındaki fark kaç peki arkadaşlar? Ardışık çift tam sayılar kaçar kaçar ilerler? İkişer ikişer ilerler, değil mi? Hocam şunu biraz daha aşağı yaz. Hemen aşağı, biraz daha aşağı yazıyorum. Biraz daha iyi. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci ortancaları bu. Aralarındaki artış 2. Sürekli 2 artıyorlar. Pekala. Bunların toplamı neymiş arkadaşlar? Hepsini toplasam kaç bulurum? K bulurmuşum. O ardışık sayıların aritmetik ortalaması ortanca sayı dememiş miydik? Şu ortanca sayı aynı zamanda aritmetik orta, yani sayıların toplamı bölü sayı adedi. Öyle değil mi? Peki sayıların toplamı K, sayı adedi 5. Vay canına sayın seyirciler. Ortanca sayı aynı zamanda aritmetik orta kuralından biz bu ortancayı bulduk. K bölü 5. En büyüğünün diyor K cinsinden. O zaman ne yapacağız? K bölü 5'e 2 eklersek dördüncü sayıyı, bir 2 daha eklersek, ben burada sırayı küçükten büyüğe vermiş olayım. Hani 2 2 ekleyerek gittim ya, en büyük bu oluyor. Değil mi? En büyük bu, en küçük bu oluyor. En büyüğü sorduğu için ortancadan ne kadar ilerliyorum? 2, 4 ilerliyorum. Yani K bölü 5'e 4 eklersem en büyük sayıyı bulacağım.
Payda eşitleyin. K artı 4 kere 5 20 bölü 5. Yani cevabımız E şıkkı olur. Bak bir kuralın sana faydaları. Ardışık sayıların aritmetik ortalaması ortanca sayıdır. Pekala. 3 basamaklı ABC doğal sayısının 8 ile bölünebilme kuralı 4 çarpı A 2, artı 2 çarpı B artı C eşittir 8 K'dır diyor Kübra. Gül de diyor ki peki o zaman Kübracığım 4 artı 2 B artı C işleminin sonucunun 8 ile tam bölünebildiği biliniyor ise bu şarta uygun kaç tane ABC 3 basamaklı doğal sayısı vardır? İşte bu soruya Gül'ün cevap vermesi bekleniyor. Gül'ün sorduğu bu soruya Kübra'nın cevap vermesi gerekiyor. Aralarında böyle bir konuşma geçmiş. Gül'ün sorduğu soruya doğru cevap veren Kübra doğru cevabı kaç bulmuştur? Arkadaşlar 4A artı 2B artı C sayısı 8'in katı olursa bu ABC sayısı 8'e tam bölünüyormuş. O zaman en küçüğünden başlayalım. Yüzler basamağına 1 verelim. 0 verelim. Buna 0 versem 8 olma bak 4 kere 1 4 2 kere 0 0 o zaman buna 4 vermeliyim ki sonuç 8'in katı olsun. Dolayısıyla ilk sayımız 104. Sonrasında sürekli ne olur? 8 ekle 112, 8 ekle 120, 8 ekle 128 şeklinde ilerler. Peki en son 8 ile tam bölünen 3 basamaklı sayımız 990. Şimdi 960 tam katı 968, 976, 984, 992. Yani ne yaptın hoca? 960 hani 8 kere 12 96 ya. Hemen dedim böyle 3 nokta koydum araya sonuncuya gitmek için. 96 yanına bir sıfır attım. 960. Sonra ilerledim, ilerledim. 992. Bundan sonra bir 8 daha eklesem 4 basamaklıya geçecek. İstemiyor bunu. O zaman 3 basamaklı 8'in tam katı olan kaç tane sayı vardır? 992 eksi 104 bölü artış miktarı artı 1. Neydi bu formül? Terim sayısı formülü. Son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı 1. 992'den 104 çıkartalım. Çıkart bakalım. Evet. Kaç diyorsun? 8. 8. 8. Voley 888 bölü 8 artı 1. 111 yapıyor. Bir daha 112. Demek ki 112 tane sayı varmış. Dolayısıyla doğru cevabı veren Kübra'nın 112 demiş olması gerekiyor. Evet. Sırada bölünebilme ile ilgili bir sorumuz var arkadaşlar. 15. sorudayız. Bölünebilme sorusu. Bakalım burada ne yapacağız? 42 basamaklı 453, 453, 453, 3 nokta 453 sayısının 6 ile bölümünden kalan kaçtır? Arkadaşlar 6 kimlerden türemiştir? 2 ve 3'ten. Türetilmiş bölünebilme kurallarını hatırlayalım. Bu sayı 2 ve 3'ün tam katıysa 6'nın da tam katı olur diye biliyoruz. Ama ya tam katı değilse ne yaparız? Şimdi gelin bunu inceleyelim. Önce 2'ye bölümünden kalanı herkes görüyor değil mi? Birler basamağı 3 olduğu için tek bir sayı 2'ye bölümünden kalan 1. Bu sayının 2'ye bölümünden kalan 1. Peki 3'e bölümünden kalan kaç? Rakamları toplamının 3 ve 3'ün katı olması lazım. Değil mi? Pekala, rakamları nasıl toplayacağız? 42 basamaklı. Şu 453 üçlüsü, 453, 453. Kaç tane vardır burada bu üçlüden? 42 basamaklı olduğu için 42 bölü 3, 14 tane bu üçlüden vardır. Peki bu üçlünün rakamları toplamı kaç? 4, 5, 3. 4 artı 5 artı 3, 9, 12 yapar. Yani bu 4, 5, 3 üçlüsünden 14 tane vardı ya. O zaman rakamlar toplamı da 12 olduğuna göre tüm bu 42 basamaklı sayının rakamlarını toplasak ne buluruz? 14 çarpı 12 buluruz. O da 168. 168'i 3'e bölersek rakamlar toplamı gördüğünüz gibi 3'ün tam katıdır. Çünkü 168 3'e tam bölünüyor. Arkadaşlar 168'in 3'e tam bölündüğünü nereden anladım? Bunun da rakamlar toplamına baktım hemen hızlıca. 1 6 7 7 8 15 3'e tam bölünüyor. Bölüm bize lazım değil, bize kalan lazım. 3'e bölümünden kalan 0. Şimdi buradan sonra ne yapacağız hocam? Şunu yapıyorsun bak. 2'ye bölümünden kalanı 1, 3'e bölümünden kalanı 0 olan bir şık arıyorsun.
Sıfırın 2'ye bölümünden kalan 0 ama 3'e bölümünden kalan da 0 olmaz. 1'in 2'ye bölümünden kalan 1 ama 3'e tam bölünmüyor. 3'e tam bölünüyor, 2'ye bölünce de 1 kalanı veriyor. 4 ve 5, 4 zaten 2'nin katı, 5 2'ye bölünce 2 kalanı veriyor. 1 kalanı veriyor, 3'e bölününce 2 kalanı veriyor. 3'e tam bölünmüyor. Dolayısıyla arkadaşlar cevabımız C şıkkı olur. Bak en son ne yapıyormuşum? 2'ye bölümden kalan 1, 3'e bölümden kalan 0 olan şıkkı arıyormuş. Gidip de 1 ile 0'ı çarpmayın ha. Yoksa 0 diye A şıkkını atlarsınız. Yine bir bölme bölünebilme sorusu. Bu sefer de 45 sayısı var. Önümüzde bakalım nasıl çözeceğiz. 8A, 2, 7, B, 5 basamaklı doğal sayısının 45 ile bölümden kalan 19 olduğuna göre A çarpı B en çok kaçtır? 45'i kimlerden türetelim arkadaşlar? Hocam 15 ve 3'ten türetelim. Ama 15'in de türetilmesi gerekiyor. Öyle iki sayı söyle ki bölünebilme kuralı tam bildiğimiz böyle güzel şeyler olsun. 5 ile 9. Arkadaşlar 5'e bölünebilme kuralı birler basamağının 0 ya da 5 olması. 9'a tam bölünebilme kuralı rakamlar toplamının 9 ve 9'un katı olması. Bak biliyoruz yani. Peki o zaman en avantajlı bu. 5 ile 9'u seçtik. 8A 2, 7, B sayısının 45 ile bölümünden kalan kaçtı? 19. İyi de arkadaşlar 45'in türetildiği ifadeler 5 ve 9 19'dan küçük şeyler. O zaman 19'u 5'e bölün. 19'u 5'e böldüğünüzde 3 kere 5 15 kalan 4. Yani bu sayının 5'e bölümünden kalan 4 olmalı. 19 9'dan da büyük 9'a bölelim. 2 kere 9 18 kalan 1. 9'a bölümünden kalan 1 olmalı. Şimdi 45'in kimlerden türetildiğini buldum. 1. İkincisi 45'e böldüğümde kalan sayı 19. Bu türettiğimiz sayılardan büyükse tek tek bölme yaptık ve kalanları bulduk. Sonrasında kuralları uygulayacağız. Yani bu sayının 5'e bölümden kalan 4'müş. Şuraya yazacağım arkadaşlar. İzninizle şurayı sileyim. Birler basamağı kaç olursa 5'e bölümünden kalan 4 olur. 4 ve 9 değil mi? Şunu biliyoruz. 45 sayısının 8A pardon. 8A 2, 7, B sayısının 5 ile bölümünden kalan 4 olacak. O zaman 4 ya da 9 olur burası. Birler basamağı. Kapış. Tamam değil mi? Yani o zaman B ya 4 ya 9. Şimdi A çarpı B'yi max istiyor. Unutma. Sonra devam edelim. 9 ile bölümden kalan da 1 olacak. Rakamların topla 8, 2 daha 10, 7 daha 17, 4 daha 21 artı A. 9'un katı olacaksa mesela kaç var? 9 kere 3 var. 27. Bu 6 olur. Yani B 4 iken A 6. Çok küçük 6 kere 4. 24 diyebilirsin. Ama bir diğerini de gör. Hangisi daha büyükse onu seçeceğiz. 8, 2 daha 16, 10, 7 daha 16, 7 daha 17, 9 daha 26 artı A. Bu da arkadaşlar 26 artı A 9'un katı olacaksa burası 1 olabilir ancak. O zaman B 9 olduğunda A 1 oldu. Yani çarpımları 9 geldi. Gördüğün gibi arkadaşın çarpımları en çok 24 geldi. Yani hemen B'nin 9 olması gerektiği atlamamak lazım. Çünkü çarpımı en çok soruyor. Bölme bölme bilmeden başlamışken devam edelim. 17. soru. Arkadaşlar bu sefer de yine türetilmişlerde 44 karşımıza çıkmış. 44'ü kimden türettik? Türetiriz. 4 ile 11'den. Tamam. Öyleyse başlayalım şimdi sorumuza. 5 basamaklı 3x 25y doğal sayısı 44 ile tam bölünebiliyor. 44 4 ile 11'den türetildiğine göre o zaman 4'e ve 11'e de tam bölünüyor. Ne güzel. X artı y toplamı alabileceği farklı değerlerin toplamı. Bak toplamının alabileceği farklı değerlerin toplamı. Tamam. Anladık. 5 basamaklı bu sayı 4'e tam bölünecek. O zaman son 2 basamağı 4'ün katı olmalı. Bir de sağdan şöyle artı eksi artı eksi yaptığımızda artıları topladığımızda y artı 3 artı 2 eksileri çıkardığımızda x artı 5 sonucun 11 ve 11'in katı olması lazım ki 11'e tam bölünsün. Hadi bakalım şimdi şuradan y'ye ne verirsek mesela 0 olsa 50 4'ün tam katı değil. Zaten tek sayı veremem. O zaman ya 2 vereceğiz ya 6 vereceğiz.
Yani y sayısı 2 veya 6'dır. 52 ve 56 4'ün tam katıdır. Pekala, şurada bir işlemleri düzenleyelim. Y artı 5 yaptı şurası. Eksi x eksi 5 yaptı burası. 11'in katı. Artı 5 eksi 5'i götürdü. Y eksi x eşittir 11'in katı. Sen y'ye 2 dersen o zaman x de 2 olacak. Çünkü 2'den 2 çıksın ki 11'in 0 katı olsun. Başka türlü olmaz. Y'ye 6 dersen x de 6 olacak. Aman Allah'ım, o zaman bulduk biz bu işi, çözdük. Niye? X 2 iken y de 2, y 2 iken x de 2 ise x artı y ne olur? 2 artı 2 4. 6'ya 6 iken artı 6 6. Bak güzel, tek seferde söyledim. Artı 6. Yok, tam söyleyememişim. Hadi söylerim. Artı yok. 6 artı 6. 6 artı 6. 6 artı 6. Tekerleme gibi oldu değil mi? Bu da 12 yapar. Bunların toplamı soruluyor. 4 ile 12'yi topla, 16 elde edilir. Evet, biraz tebessüm. 18'e geçtik. Arkadaşlar 18'de yine bir ebop ekok sorusu. Pozitif tam sayılar verilmiş, oran verilmiş yine. Bak sen. Burada ama ekok da var işin içinde. Şimdi o zaman ebop ile ekokun toplamı 78 olan AB sayılarının toplamını bulacağız. Şimdi A bölü B 3 bölü 4 ise A'ya 3'ün katı, B'ye 4'ün katı demem gerekmiyor mu? Öyleyse EBOB 3K 4K artı ekok 3K 4K 78. A yerine 3K, B yerine 4K yazın. 3K ile 4K'yı bölen en büyük sayı 4K'dır. 3K ile 4K'nın kesiştiği ilk sayı nedir? İkisi de ilk nerede kesişir? 3K, 6K, 9K, 12K. İkisinin de katı olan ilk sayı 12K'dır. 78. 13K mı yaptı? 13K 78. K'yı yalnız bırak. 78 bölü 13'ten K 6. O zaman A kaç kaydı? 3K ne yaptı? 18. 4 kere 6 24. 18 ile 24'müş bu sayılar. Toplamları da 42 yapar arkadaşlar. Asal sayılar, asil sayılar en sevdiğim. Arkadaşlar asal sayılar AYT 2018'de mesela geldi bak. Az önce videonun ilk kısımlarında söylediğim, hani burada anlattığımız şeyler TYT, AYT ortak yani. Sen bunları çok iyi bilmelisin. ABC 3 asal sayı. Peki yani asal sayılar kümesini bir hatırlarsak 2, 3, 5, 7, 11 böyle sadece 1'e ve kendisine bölünebilen birden büyük sayılar. Asal sayılar. Yani ilk asal sayımız 2. Bir asal sayı değil. Bak buna dikkat. A kare eksi B kare eşittir C ise diyor ABC nedir? Yani karelerin farkı da asal sayı olan. Yani bunu şu an bir tespit etmek kafadan zor ama şunu açarsak eğer iki kare farkı A ile B'nin bir toplamı bir farkı C'ye eşit olacak. Bak buradan bir şeyler yakalayabiliriz. Niye? Bir asal sayının neticede C asal çarpanları 1 ve kendisi olması gerekmez mi? Kesinlikle. O zaman A eksi B 1'dir. A artı B C'dir arkadaşlar. A eksi B 1 ise farkları 1 olan, bak aralarındaki fark 1 olan iki asal sayı var. Onlar da yalnızca 3 ve 2 arkadaşlar. Asal sayılarda aralarındaki fark 1 olan kim varmış sadece? 3 ve 2. Öyleyse A 3'tür. B 2'dir arkadaşlar. O zaman C'de A artı B olduğuna göre 3 artı 2'den 5 yapar. Öyleyse 2, 3, 2 ve 5'in çarpımı 30 elde edilir. Güzel. C'nin çarpanları 1 ve kendisi, oradan yakaladık. 20. sorudayız. Simge 182'den başlayarak üçer üçer ritmik. Merve 305'ten başla. Geriye beşer beşer ritmik saymaktadır. Simge'nin ilk söylediği sayı 182, Merve'nin ilk söylediği sayı 305'tir. Bundan sonraki sayıları da aynı anda söylemektedirler dedi. Bilgileri hemen bir yazalım. Yani Simge 182'den başlıyor. Üçer üçer ritmik sayıyor. Merve de 305'ten başlıyor. Beşer beşer geriye ritmik sayıyor. Merve'nin söylediği tüm sayılar 5'in katı olacak değil mi? Bak bu aşikar. Peki Simge'nin söylediği sayılar ne olacak? Simge hep üçer üçer ilerliyor ya.
Simgenin söylediği sayılara şöyle bir bakabilirsin. 182'nin 3'e bölümünden kalan kaç? Rakamları topla 1, 8, 9, 2 bak. Değil mi? Rakamları toplamı 11 olduğu için 3'e böldüğünde kalan 2. E sen kalanı 2 olan, 3'e bölümden kalanı 2 olan bir sayıya sürekli 3 ekleyerek ilerlersen elde edeceğin tüm sayılar da 3'e bölündüğünde 2 kalanı verir. He, güzel, bu bilgi işimize yarar. O zaman yargılarının hangileri doğrudur? Pekala. Simge ritmik sayarken 329 sayısını söylemiştir. 329 sayısının 3'e bölümünden kalan 2 ise evet, Simge bunu söylemiştir. Çünkü Simge 3'e bölümünden 2 kalanı veren sayıları söylemiş. Bakalım 2 kalanı veriyor mu? 3 artı 2, 5 artı 9, 14. 14'ü 3'e böl, kalan 2. Hakikaten 329 sayısının 3'e bölümünden kalan 2 olduğundan Simge bu sayıyı söylemiştir. Yani ilerledim. Şu 3 nokta koydum ya, bir yerde denk gelmiştir. Merve 195 sayısını söylediğinde Simge 242 sayısını söylemiştir. Arkadaşlar bunu bilmemiz için şöyle bir 3 nokta koyalım. Merve kaçıncı kez sayı söyledi? Söylediğinde 195'i söyledi. Acaba kaçıncı seferde 195 çıktı ağzından? Onu bulmalıyız. Çünkü Simge ile Merve'nin şurada ne dedi? Bundan sonraki her sayıyı da aynı anda söylüyorlar dedi. Dolayısıyla aynı anda söylediklerinden biz bu sırayı bulmalıyız. Yani ilk söylediği sayı buydu ya Merve'nin. Mesela ikinci buydu, üçüncü buydu. Bu kaçıncı acaba? Enci diyelim. Arkadaşlar en tane sayının arasına bak şöyle. Yani beş parmağın olsa kaç tane parmak arası olur? Dört tane. Yani 10 tane elektrik direğinin arasında kaç tane mesafe olur? 9 tane ara olur. 10 direk var ama 9 ara olur. Dolayısıyla burada n tane sayı olursa n eksi bir tane ara olur ve burada hep beşer beşer geriye saydığı için 5 tane n eksi bir tane 5 olur burada. Hep 5. Mesela bak, birinci ile üçüncü arasında 2 tane 5 var. Fark ettiysen. Yani dördüncü ile birinci arasında 3 tane olacak. Eninci ile birinci arasında n eksi bir tane 5. Eşittir bu. 305'ten 195'i çıkartırsan kaç olur? Kaç ediyor? 5 ekle. 110. Değil mi? 110 yapıyor. Aynen öyle. 110 oluyor. N eksi 1'in 5 katı 110 ise kendisi 110 bölü 5. 22'den N nedir? 123'tür. Demek ki arkadaşlar bu 23. de 195'i söylüyor. O zaman bizim Simge'nin söylediği 23. sayıyı bulmamız gerekiyor. Birinci sayı bu, ikinci bu, üçüncü bu. Simge üçer üçer aktırmıyor muydu söylediklerini? O zaman 23. söylediği sayıya kadar 22 tane 3 arttıracak. Yani 66 arttırması gerekiyor 182'ye. 182 artı 66'dan 248 yapar ama bu ne diyor? 242'yi söyler diyor. Yanlış arkadaşlar. Evet, ikisinin birlikte olarak söylediği, ortak olarak söylediği sayılar 8 tanedir. Şimdi bunu nasıl buluruz? Burada en kolay 5'in katı ya bunlar. Şu Merve'nin söyledikleri, oradan gitsek mesela. Arkadaşlar hani 290 290, 290'dan sonra 285, 280. Bunlardan 3'ü 3'e bölündüğünde 2 kalanını verenleri istiyoruz aslında. Şimdi şöyle bir şey yapalım. 182, 195, 188, 191, şurada 194, 197, 200 var arkadaş. Bak, 5'in katı 3'e bölündüğünde de 2 kalanı veriyor. Bu sayı hem Merve'nin hem Simge'nin söylediği bir sayıdır. Doğru mu? O zaman ben şuraya 200'ü yazayım. Sonra 200'den sonra üçer üçer gitsen 5'in katı olan bir sayıya nerede denk gelirsin bir daha? 3 ve 5'in ortak katı 15 olduğu için 215 de denk gelirsin. Bir dahakine nerede denk gelirsin? 230'da. Bir dahakine 245'te. Bir dahakine 260'da. Bir dahakine 275'te. Bir dahakine 290'da. Bir dahakine 305'te. Daha ileriye gitme çünkü Merve'nin söylediği en büyük sayı 305 zaten. Dolayısıyla arkadaşlar şuradaki sayılar hem Merve'nin hem de Simge'nin söylediği sayılardır. Ne yaptık? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane ortak sayı bulduk. Dolayısıyla doğru söylüyormuş Simge de. Cevabımız Simge ile Merve 8 tane ortak sayı söylemiş. Birinci ve üçüncü doğrudur arkadaşlar. Evet, orijinal bir soruydu. TYT tarzı bir soruydu. Yeni nesildi. Geçelim 21'e. Yine yeni nesil bir soru var karşımızda. Burada acaba bize ne anlatmak istiyor? Şu şekli yapmış. İçinde bir yazıyor, bir tane var sayı. Peki, içinde iki yazıyor, iki tane var.
Ve şuraya dikkat et, birden sonraki sayıyla devam etmiş. İçinde 3 yazıyor, 3 tane sayı var. 3'ten sonraki sayıyla devam etmiş. Yani öyleyse o zaman şöyle mi oluyor? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 diye gidiyor bu böyle. Gittikçe sen 4 desen mesela buraya 4 tane yazacaksın. 7, 8, 9, 10 olacak. Dolayısıyla birden 10'a kadar gitmiş olacaksın. Peki arkadaşlar, yani bu sayıları dizdiğine göre buraya birer birer ilerliyor. 15 şeklin içine 15 yazarsa bu sayının, bu kümenin karşılığı olan, bu sembolün karşılığı olan kümede en büyük eleman kaç olur? Doğrusu bu. Yani bu kümeyi bulmamız gerekiyor ama şimdi burada nasıl gittiğine dikkat et. Bak, 1 ile 1 yazdı, 1'di. 1 ile 2 düşün. 1 ile 2'nin toplamı kaçı veriyor? 3. 1, 2, 3'ü topla. Kaçı veriyor? 6. 1, 2, 3, 4'ü topla. Kaçı veriyor? 10. Yani şurada yazan sayıların toplamı şuradaki son sayı oluyor. Çünkü bunlar şu şekilde ilerliyor. İlk 1 dediğimizde bir elemanlı ilk küme 1. 2 dediğimizde iki elemanlı sıradaki küme 2, 3. Sonraki küme 4, 5, 6. Bak şöyle yapayım. Sonraki küme 7, 8, 9, 10. Sonraki küme 11 ile başlayacak. 12, 13, 14, 15, 10, 15. 5 tane yazdık. Yani şöyle baktığın zaman bir tane eleman, iki tane eleman, üç tane, dört tane, beş tane. He, 15. de o zaman 15 tane eleman olacak, öyle mi? Peki toplam kaç tane? O zaman birden kaça kadar gittiğimi nasıl bulurum? 1 artı 2 artı 3 artı 4 artı nokta nokta 15'e kadar sayıların toplamını bulursam, birden 15'e kadar sayıların toplamını burada yazan son elemanı bulmuş olurum. O da birden 15'e kadar sayıların toplamı formülü. Önce şunu hatırlatayım. Birden n'e kadar sayıların toplamı formülü neydi? Ardışık doğal sayıların toplamı. N çarpı n artı 1 bölü 2. O zaman 15'e kadar gittiğime göre 15 çarpı 16 bölü 2'den buradan 16 ile 2'yi sadeleştir. 15 kere 8. Son eleman neymiş bunun arkadaşlar? 120. Çok orijinal değil mi? Evet. Geçelim sıradaki 22. soruya. Yine asal sayılarla ilgili P, Q, R birer asal sayı demiş. Pekala desin bakalım. P bölü 13, Q eksi R ise P artı Q eksi R. Asal sayılar kümemiz neydi? 2, 3, 5, 7, 11, 13 diye gidiyordu. Peki şu 13'ü buraya çarpı diye atsan P eşittir 13 çarpı Q eksi R mi olur? Size sorarım. 13 ile çarptığında asal olacak bir sayı tanıyor musunuz? 2 olur mu? 3 olur mu? Eksi zaten olmaz. Asal sayılar içerisinde 13'ün katı olan sadece 13 vardır. Yani burasının 1 olmaktan başka çaresi yok. Çünkü P sayısı nedir arkadaşlar? Asal sayıdır. Bir çarpanı bir, diğeri kendisi olmak zorunda. Direkt P'yi 13 bulduk. İkisi arasındaki farkları 1 olan iki asal sayı söyleyin bana desem 3 ile 2'nin dışında asal sayı söyleyemezsiniz. Dolayısıyla Q 3 R 2'dir. P 13. Q 3. R de 2. 13 3 de 16 eksi 2'den cevabımız 14 olur arkadaşlar. Aralarındaki fark 1 olan yalnızca kim var? 3 ile 2 var aslında. Bölme işlemiyle ilgili bir sorumuz var. A'yı n kareye bölmüşler. Bölüm. Buraya ne diyoruz? Bölüm. Bölüm n kalan 23 olmuş. Buna ne diyoruz? Bölen. O zaman bu da bölünen. Hazır hepsini söylemişken bunu da söyleyelim. Bölünen eşittir. Bölenle bölümün çarpımı artı kalan değil mi? A eşittir. N kare çarpı N artı kalan. Peki bunlar nasıl sayılarmış? Pozitif tam sayı. Oy oy. Burası var ya çok iyi. Bunu verdi. İyi ki verdi bunu. İşimiz çok kolaylaştı. A'nın en küçük değeri için senin A'nın minimum değeri için N'in minimum değerini vermen lazım. O zaman ne olacak? N'in minimum değeri nedir acaba? Arkadaşlar bölen kalandan her zaman ne olmak zorunda? Büyük olmak zorunda. Peki bölen ne burada? N kare. Kalan 23. Hangi doğal sayının pozitif tam sayının karesi 23'ü geçiyor? 4'ün geçiyor mu mesela? 16 geçmiyor. İlk olarak 5'in karesi 25 olduğundan 23'ü geçiyor. O zaman n'in alabileceği en küçük değer 5'tir. N'in yerine 5 koyarız. 5'in karesi 25 kere 5 125. 23 daha 148 yapar A'nın minimum değeri. Burada şunu söyleyeyim. N sayısına tam sayı demeseydi burada bizim değer vermemiz söz konusu olamazdı. Çünkü reel sayılarda
değer veremeyiz arkadaşlar. Yani çünkü reel sayıları kestiremeyiz. Yani doğal sayı, tam sayı gibi sayılar değil. Virgüllü de olur, köklü olur. Yani ne yapmayın, sakın değer vermeyin reel sayı olursa. Ne yapın? Onlarda da eşitsizlik çözerek yapacaksınız diyorum. Aman çizdik burayı. Geçiyorum 24'e. Şimdi Brown sayısı diyor. Vay be, ne havalı Brown. Adamın adı Brown'sa Brown sayısı, benim sayım var diye geziyordur ortalıkta. M ve N iki doğal sayı olmak üzere M faktöriyel artı 1 eşittir N kare ise MN sayı çiftine Brown sayıları denir. 4, 5, 0, 1, 5, 11 sayı çiftlerine hangileri bir Brown sayısıdır? Direkt ne yapacaksın? Yerine koyacaksın. İlk yazan kimmiş? M. İkinci yazan kimmiş? N. N yerine 5, M yerine 1 yazarsam 4 faktöriyel artı 1 eşit midir? 5'in karesi. 4 faktöriyel kaçtır arkadaşlar? 1 kere, 2 kere, 3 kere 4. Ne yapar? 24. Vallahi 24'e 1 eklesen 25'i yapıyor. Doğru. Brown sayısıdır. 0 faktöriyel artı 1, 1'in karesi midir? 0 faktöriyel 0 değildir. Kaçtır? Hatırla, 1'dir. 1 artı 1 2 yapar, 1'e eşit olamaz. Dolayısıyla bu gitti. 5'e 11 diyor. 5 faktöriyel artı 1 eşit midir 11'in karesi? Şimdi n yerine 11'i, m yerine 5'i koydum. 5 faktöriyel nedir arkadaşlar? 120'dir. 120'nin bir fazlası da 11'in karesi eder mi? 121, evet eder. Cevabımız 1 ve 3 Brown sayılarıdır. 25. soru, yeni nesil bir soru. Bir tur firması düzenlediği Balkan turu için İstanbul'dan 36, Ankara'dan 8, İzmir'den 12 kişi alarak Balkan turuna götürmüştür. Turun ilk durağı olan Bosna'ya gelindiğinde rezervasyon yapılan otelin resepsiyonunda otelde aynı zamanda bir başka organizasyon daha olduğu ve yeteri kadar oda kalmadığı söylenmiştir. Aynı, bu nedenle aynı şehirden gelenler aynı odada. Şimdi. Aynı şehirden gelenler aynı odada ve her odada eşit sayıda kişi kalmak şartıyla. Yani bu şartı dikkate alalım. Çünkü çok önemli. Sorunun kökünde bunu herhalde bize soruyu çözmemiz için verdi. Soru kökleri çünkü en önemli noktalar. Tabii girişte verdiği kısımları es geçin demiyorum da soru kökünü çok doğru okumak lazım. Burada en az sayıda odaya gereksinim. Acaba kaç oda olur diye soruyor. Şimdi İstanbul'dan kaç kişi geldi? 36. Bunları ne yapacağız? Aynı şehirden geldikleri için aynı odada olacak. Diğerleriyle karıştırmayacaksın. Ankara'dan gelenler 8. Bunları da İzmirli ile İstanbul'u da bir araya koymayacaksın. İzmirli'yi de diğerleri. O zaman sen şimdi bunları odalara eşit sayıda paylaştırmak istiyorsun ya. Oda kaç kişilik olsun? Diyelim ki X kişilik olsun. Her odaya X kişi atacaksın. 36 bölü X. Yani 36'yı tam bölmeli X. 8'i de tam bölmeli. 12'yi de tam bölmeli. O zaman 4 sayısı, 3'ünü birden bölen en büyük sayı değil midir? 36'yı 4'e bölersen 9 oda İstanbullular için. 8'i 4'e bölersen 2 oda Ankaralılar için. 12'yi 4'e bölersen 3 oda da İzmirliler için olur. Dolayısıyla toplam kaç oda gerekir sana en az? 9, 2 daha, 11, 3 daha, 14 oda gerekir arkadaşlar. En az 14 oda lazım. Şimdi sırada 26. sorumuz var. Bu da yeni nesil bir soru. Bakalım ne diyor. Genelde TYT'lerde alışık olduğumuz bir şey arkadaşlar. Bilgiyi sana girişte verip sonra işleme, yani sonra soruya geçiyor. Öğrencinin o verilen bilgiyi aslında kullanması biraz da şunun için gibi algılıyorum ben onu. O bilgiyi veriyor. O bilgi soruda sadece tek başına yetmiyor. Yani öğrencinin tabii ki işlem yeteneğini, mantıksal çıkarım yeteneğini konuşturması lazım. Ama küçük bir hatırlatma gibi görüyorum ben o bilgicikleri. Yani girişte verilen bilgiyi dikkate al bak diyor. Bak hatırlatıyorum sana diyor. Neyi hatırlatmış burada bakalım. Toplamları sabit olan iki pozitif reel sayı birbirlerine ne kadar yaklaşırsa çarpımları o kadar büyür. Çarpımları sabit olan iki pozitif reel sayı birbirlerine ne kadar yaklaşırsa toplamları o kadar küçülür. İyi hatırladık. Şimdi A, B, C, D pozitif tam sayılardır. A artı B 27, C çarpı D 12. Yani bunların toplamını vermiş. Bunların da çarpımını vermiş. 3 çarpı A çarpı B bölü 2 çarpı C artı 2 çarpı D ifadesini alacağı en büyük değer kaçtır? Şimdi arkadaşlar A ile B'nin toplamı 27. Yani biz buradan bu A çarpı B'nin alabileceği maksimum değeri bulabiliriz. Ki işimize yarar mı? Şimdi onu düşünelim. Bu kesirli bir ifade. En büyük yapmak istiyorsan
Ne yapmak lazım? Bunlar pozitif de sayılar. O zaman payı çok büyük değil mi? Max yapmak lazım. Paydayı min yapmak lazım ya. Böldüğümüzde büyük sayılar çıksın. Değil mi? O zaman bizim A çarpı B'nin maksimum değerine ihtiyacımız var. C artı D'nin ise C artı D'nin ise D minimum değerine ihtiyacımız var. Çünkü paydaya baktığınızda pay kısmı 3AB ama payda 2 parantezine al. C artı D geliyor zaten. Öyleyse toplamları 27 olan sayılar, pozitif tam sayılar en yakın kaça kaç verilir? 13'e 14 çarpımları işte ne geliyorsa bu bizim A çarpı B'nin maksimum değeri. Yerine koyacağız bunu. C artı D min istiyorum. Çarpımı 12 olanları yakın seçersem ne diyor? Yaklaşırsa toplamları küçülür. 12. Bir kere 12'yi de mesela toplamları 13. Bak 2 kere 6'da toplamları 8. 3 kere 4'te toplamları 7. En küçüğü 7'de alıyor yani. 3'e 4. Dolayısıyla arkadaşlar bunları yerine koyalım. 3 çarpı 13 çarpı 14 bölü 2 çarpı C artı D'ydi. O da 7. 2 kere 7 zaten 14. 3 kere 30, 13, 39 elde edilir. Bu kesin en büyük değeri. 27. sorumuz TYT 2018 sorusu. 28. sorumuz TYT 2018 sorusu. İki tane, biri dört işlem, biri tek sayı, çift sayı gelmiş. 2019'daki tek çift sayı sorusu arkadaşlar iptal edildi. Bu arada onu hatırlatayım. Yani soruda bir küçük hata vardı. Onu iptal ettiler. Matematiğin 7. sorusuydu yayınlanan kitapçıkta. Yani bazen böyle şeyler oluyor. O yüzden soruyla çok fazla inatlaşmayın sınavda. Yani size madalya takmıyorlar. Yapabiliyorsan yapıyorsundur. Bas geç. Yapamıyorsan zaten ona uğraşmanın vakti yok. TYT'de özellikle süren çok kısıtlı. Şimdi bakalım ne sormuşlar. 27. soruda kutunun içinde eksi 2 var. Gördüğünüz gibi burada 2 var. Arada boş bir kutucuk var. Aşağıda da boş kutucuklar ve 2 ve eksi 2 sayıları görüyoruz. Peki boş kutuların içine toplama artı, çıkarma, eksi, çarpma bu şekilde sembolleri hangi sırayla yerleştirilirse 3 işlemin sonucu da aynı sayıya eşit olur. Şıkları deneyin. Direkt başlayın denemeye. Birinciye artı koysanız sonuç kaç gelir? Eksi 2 artı 2 0. Arkadaşlar ikinciyi çarpı koyduğunuzda ikinciye 2 kere eksi 2 eksi 4 direkt zaten eleyin. Çünkü üçünün de aynı gelmesi gerekiyordu. Bu olmadı. Tamam sıradaki. Hemen B'ye geçtim. Eksi koyuyorum. Eksi 2 eksi 2 eksi 4. Artı koyuyorum. 2 eksi 2 götürdü birbirini. Bu da değil. Bu da gitti. Pekala sıradaki gelsin. Eksi çarpı artı. Eksi çarpı artı. Bakalım ne oluyor? Eksi 2 eksi 2 eksi 4. 2 kere eksi 2 eksi 4. Eksi 2 artı eksi 2 eksi 4. Yani cevabımız C şıkkı yapar. Kolay bir soru. Sınavda buna benzer bir soru göreceksin. 28. A, B ve C pozitif tam sayıları için A çarpı B artı C bir tek sayı. Hemen çiz altını. Tek sayı dedi ya. Tek sayı çünkü şimdi sayıların çarpımını hatırlayayım. Tekle tekin çarpımı tek. Tekle çift. Çiftle tek. Çiftle çiftin çarpımları neydi? Çift. Yani tek bir durum var. İki sayının çarpımı tekse bu sayıların ikisi de tektir. Yani A çarpı B artı C tekse kardeşim A da tektir. B artı C de tektir. Vallahi iyi. A'yı yazayım şuraya. A tek. B artı C de tek. İyi de B artı C tek ama B çift de olabilir. C tek olur. B tek de olabilir. C çift olur. Tamam. Ama A değişmiyor değil mi? A hep tek. Yani A tek. Çünkü bu belli. Pekala. 1, 2, 3 öncüllerinden ifade hangileri her zaman tek sayı eşittir? A ile C'nin toplamı, A ile C'nin toplamı tek artı tek ne yaptı burada? Çift. O otomatikman gitti. Çünkü tek sayı eşit olmadığı bir durum bile olsa eleriz. Her zaman dedi çünkü. Tek sayı eşit olabilir dese diğerine de geçer bakardık mesela. Tekle çiftin toplamı tek oluyor derdik. Olabilir değil mi? Her zaman doğru diyor. O yüzden bir kere bile sağlamasa eledik. B artı A. Tekle çiftin toplamı tek ama tekle tekin toplamı çift. Bu da maalesef arkadaşlar tek de geliyor, çift de geliyor. C artı B. C ile B'nin toplamı kesinlikle tek sayı zaten. Yalnız 3'tür doğru cevabımız. Evet, 2018'deki bu aslında üst sayılara girer ama çok da girmez yani sayılar konusuyla bağdaştırabiliriz. 8. sınıflarda, 7. sınıflarda aslında yani
Eskiden örüntü, fraktal falan diye bir şeyler vardı. Onlarla hani haşır neşir olmuş olan insanlar bunları öğrenciler hatırlar. Yani böyle hamuru parçalamakmış, işte ağacın dalları ikiye bölünüyormuş falan. Bunlar da hep bir ne arayacaksın? Böyle kat arayacaksın. Belli bir kat. Yani kaç kat kaç kat gidiyor. Bakalım ne olacak? Eline bir oyun hamuru alan Melis şekilde gösterildiği gibi her adımda elindeki her bir oyun hamurunu iki parça ayırıyor. Üçüncü adım sonunda 8 parça oyun hamuru elde ediyor. Mesela burada ne yaptı? Birinci adım bittiğinde 2 hamuru vardı. İkinci adımı bitti. Hamurları ne yapıyor sürekli? 2 parçaya ayırıyor. Ne yaptı? 4 hamur oldu. Üçüncü adım bitti. Kaç hamur oldu? 2, 4, 6, 8. E ne diyor bu? Melis diyor başlangıçtan itibaren her adımda elindeki her bir oyun hamurunu 2 yerine 3 parçaya ayırsaydı. Yani ne olurdu o zaman? Her seferinde 3 parçaya ayırsaydı. Dördüncü adım sonunda kaç parça oyun hamuru elde ederdi? Arkadaşlar birinci adımda ilk başta 2 üzeri 1, ikinci adımda 2 üzeri 2, üçüncü adımda 2 üzeri 3 diye gitmiyor muydu bu? Yani o zaman her bir adımda 3 tane parça ayırıyor olsa birinci adımda bu sefer 3 üzeri 1 olur. Değil mi? Şurada bir tane daha olur. Bu sefer bunları da 3'e ayırır. Dolayısıyla ikinci adımda 3 üzeri 2 olur. Değil mi? Bunlar 3'e ayırdı. Sonra ayırdığı o parça da 3, üçüncü adımda 3 üzeri 3 olur. Dördüncü adımda da 3 üzeri 4 tane hamur parçası elde eder. 81'dir o da. Cevabımız E şıkkıdır. Arkadaşlar 30. ve son sorumuza geldik. Bu da neyle ilgili? 2017 YGS'de çıkmış tek çift sayılarla ilgili. Toplama çıkartmayı hatırlatalım. Çarpmayı az önce hatırlattık. Tekle tekin toplamı veya farkı. Çiftle çiftin toplamı veya farkı çifttir. Tekle çiftin veya çiftle tekin toplamı veya farkı tektir arkadaşlar. Peki bir av ve birer tam sayı olmak üzere a kare artı ab artı a artı b sayısının tek olduğu, bak yine teki verdi. Çünkü tekle tekin çarpımı tek, değil mi? Bu kural acaba burada var mı yani? Bak şimdi burayı düzenleyelim. 1, 2, 3 öncüllerinin hangileri çift sayıdır? A kare artı AB diyor. Artı artı B. Şimdi bu çok karmaşık uzun bir ifade. O yüzden bunu biraz kısaltalım. Şu ikisini A parantezine alalım. A artı B. Aman Allah'ım burada da A artı B var. O zaman bir kere daha paranteze al. A artı B parantezinde A artı 1. Bu çarpımın sonucu tekmiş. Oo, süper oldu. O zaman şuna tek, buna da tek diyebilirim. Yani A artı B tek, A artı 1 tek. Otomatikman ikinci öncül gitti çünkü hangileri çift diyordu? A artı B kesinlikle tek sayı. Peki A artı 1 tekse, bir zaten tek, bir fazlası tek olan A sayısı kendisi çifttir. A kesinlikle çifttir. A çiftse B nedir? Çift artı tek tek tektir. Dolayısıyla A çarpı B'ye dikkat edin. Bir tane bile çift karışırsa zaten çift çarpı tekten çift geliyordu. A çarpı B de çifttir. Cevabımız 1 ve 3 olur. Beni dinlediğin için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmadıysan kanala bak söyleyemiyorum. Ne kadar hiç alışık değilim bu şeyleri söylemeye. Kanalıma abone olmak istiyorsan şunu tavsiye ederim. Şimdi bunun altında bu PDF'nin kendisini bulacaksın bu yayınlayacağım videonun altında. Sana faydalı olmak isterim. Daha çok faydalı olmak isterim. O yüzden o PDF'yi indir güzelce. Sen kendin biraz çalış. Beni izlediysen benden sonra çıkart çalış. Yani sadece izleyip geçme. Bak buradan sana garanti veriyorum soru yakalayacağız. Yani TYT çünkü arkadaşlar yani bu konuların TYT ve AYT bu konuların olmazsa olmaz olduğu sınavlar. Yani illaki soruyorlar. Bunlar temel konular arkadaşlar. Bunları çok iyi bilin diyorum. Kendinize dikkat edin. Hoşça kalın. Sağlıklı ve huzurlu, mutlu günler diliyorum.